kötü hava şehir çevresinde sel baskınlarına neden oluyor. Bu büyük miktarda su ve birçok sorun demektir. Biliyorum. Sel çok hızlı. Eğer barınağa gitmeye çalışıyorsanız su çekilene kadar beklemelisiniz. Yardım takımı nasıl yardımcı olabilir? Peki şimdi yemekleri nasıl teslim edeceğiz? Keşke suyun üzerinde gidebilseydik. Kime güvenebilirsin? Karada ya da... Hayır, şarkı aklıma takıldı. Bu nasıl olur? Yeteneğin bu kadarmış. Biliyorsunuz ki ördek otobüs Düğük bizi sudan geçirip barınağa taşıyabilir. Şu reklamlardaki Düğük mü? Evet, Düğük'e kesinlikle güvenebiliriz. Boom, evi şu tepelerin ardında. Fantastico. Yolda yemek yapmaya başlarım. İşte geldik dostlarım. Burası olduğuna emin misin? Evet, kesinlikle eminim. Merhaba müşteriler. Tur atmak için harika bir gün seçtiniz. Çünkü programım tamamen boş. Aslında yardıma ihtiyacımız var. Yardım mı? Düşündüm de programım tamamen dolu. Dur. Bu acil bir durum. Etrafı sel sularıyla çevrili bir barınağa yiyecek götürmek zorundayız. Bir ada gibi. Barınak adası. Bakalım doğru anladım mı? Yepyeni boyamı ve özel gölgeliğimi çizebilecek çöplerle dolu sel sularını geçmemi istiyorsunuz. Orası çok tehlikeli. Diğer reklam panom çoktan kırılıp sulara kapıldı bile. Ama televizyonda ördek otobüs Düğük'e güvenebileceğimizi söylemiştin. Bay Düğük, içinizde bir yerlerde bir kahraman olduğunu hissediyorum. O zaman ona defolmasını söyle. Bedava yolculuk yok. Hayır, yani o kahraman sen olabilirsin. Kendini değil başkalarını da düşünürsen, anlıyor musun? Aa, pekala. Hey hey hey, bu akıntı çok hızlı. Kimse bir akıntıdan bahsetmedi. Özellikle de hızlı bir akıntıdan. Fark eder mi? Tabii ki eder. Özür dilerim, daha fazla çizilme riskini göze alamam. Evet. Bir numaraya dikkat etmeliyim, anlıyor musun? Ama reklamınız ördek otobüs Düğük'e güvenebileceğimizi söylüyor. Bu sensin. Bugün değil, olmaz. Of, şimdi ne yapacağız? Vazgeçmeyeceğiz, işte o kadar. Bu doğru, toplanın yardım takımı. Benim şey yastığımı kullanmayı deneyebiliriz. Eğer şişirirsek yüzebilir. Sonra da yemek kamyonlarını teker teker karşıya geçirebiliriz. Ama Jay yastığın motoru yok. Onu nasıl yönlendirecekler? Hey, bu tava bir yumurtayı kızartabiliyorsa bir salı da çekebilir. Şu tabelaya dikkat et. Çok yakındı. Fernando. Hayır. Sorun yok. Sadece bizi geri iteceğim. Sızıntı var. Tükeyebilir misin? Tabii ki. Ama şimdi sadece tek elle kürek çektiğim için sadece daireler çiziyoruz. Sal sönmeye devam ediyor. Başları belada. Onları izlerken bile başım dönüyor. Anlamıyorum. Neden bir grup yabancı için bu kadar riskli bir şey yapsınlar ki? Çünkü kahramanlar böyle yapar. Başkalarını gözetirler. Sadece kendini düşünmezler. Şu reklam panosuna bakın. Olamaz, sala doğru gidiyor. Çarpışmaya hazır olun. Bay Dük. Kim bedava yolculuk ister? İçten içe bir kahraman olduğunuzu biliyordum Bay Dük. Gerçek kahramanlar sizlersiniz. Ben sadece sizin için yolu açıyorum. Gerçek kahramanlar başkalarını önemseyenlerdir. Ve ne olursa olsun asla vazgeçmezler. Yardım edebildiğimiz sürece az da olsa elimizden gelenin kahramanımız. Ah pekala. En iyisini yapmaya çalışmalıyız. Tebrik ederim kahramanlar.